Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Lekad ca'at rusul rabbina bil hak. Sallu ala resulina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati ayunina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Veylül lil mutaffifinellezine izâ kitâlû alennâsi yestevfûn ve izâ kâlûhum evvezenûhum yuhsirûn. Elâ yazunnu ulâike ennehum meb'ûsûn liyevmin azîm. İlâ ahir âyât. Sadakallâhul azîm. Cenab-ı Hak bu cuma günümüzü hakiki bayram eylesin. İbadetlerimizi kabul etsin. Eğer sünnet ve cemaattan cümlemizi, evlatlarımızı, din kardeşlerimizi ayırmasın inşallah. Cuma biliyorsunuz, cuma ile diğer cuma arasında geçen küçük günahlara kefarettir. 5 vakit namaz da öyledir. Umre, hac aralarındaki günahları siliyor. Büyük günahlara da yanaşmazsak Allah'ın izniyle hüsnü hatime, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdü ve resulü diyerek gidebilirsek tamam. Allah'ı kurtardık. Zuhuru emri gün ile meali. Bulursun kande olsan sen kemali. Sakın gaybi bilur fehmit mehali. Kudadan gayb bilmez gaybi hali. Gönül ehli bulup hakka gidelim. Cemali ve kemale seyredelim. Cenab-ı Hak dostlarının anladığı gibi de hükümleri, meseleleri, incelikleri, marifetleri anlamaya Cenab-ı Hak bizi muvaffak eylesin. Zuhuru emri gün ile bil meali. Bu ruhun meydana gelmesi, neticede hasıl olması, ortaya çıkması Allah-u Teala'nın ol emriyle, kün ol emriyle Mevla ruhu var etti. Adem Aleyhisselam'ın bedenine ruhu üfürdü. Böylece bize de aynı şekilde ruhları verdi elhamdülillah. Bulursun kande olsan kemal, sen kemal. Ruh da demek ki önünde perde yok. Madde, zaman, mekan ona engel değil. Sen nerede olsan ol, ruhunla incelikleri, kemalatları, marifetleri bulabilirsin. Sakın gaybi bilir, fehmitme kâli. Yalnız bu sözümden yanlış anlama, itikadın bozulmasın. Gaybı bilir diye zannetme. Hudadan gayri bilmez gaybı hali. Mevla Teala'dan başka kimse gayb hallerini bilemez. Ha, bildirirse bilirsin ama genel kaide Allah-u Teala bütün gaybları sadece Allah bilir. Bazı gaybları da Cenab-ı Hak meleklere, peygamberlere, dostlarına bildirir. Ama gaybı bilen Allah'tır. Burada ne diyor? Ruhun perdesi yok. Ruh madde değil ki ona madde engel olsun. Gönül ehli bulup hakka gidelim. Cemal-i Bâkemâle seyredin. O halde gönül kalp doktoru bul diyor. Veliyullah kemal bulduk da görşan. Allah dostları mükemmel ibadetlerle, zikirle nur olduğu zaman onun halini anla ki diyor, açar bir bab tasarruftan o Subhan. Subhan olan Mevlamız ona bir manevi tesir kapısı açar. Duası kabul olur, istekleri yerine gelir. Allah Teala onun hatırını kırmaz yani. Anın ruhu eder terbiye canı. İşte onun ruhu diğer ruhları, ona gönül verenleri, tabi olanları terbiye eder. Velev bilse velev hiç bilmese can. İsterse o bilsin bilmesin fark etmez. Bu öyle bir konumdadır ki Mevla Teala o dengeyi kurdurur dostuna. Öylece ruhları da, diğer müritleri de, talebeleri, cemaati onun vasıtasıyla, nasıl ki Peygamber Efendimiz'in vasıtasıyla ashab-ı kiramı süzülmüş altın gibi ashab-ı kiram yaptıysa Cenab-ı Hak, diğerlerini de bu şekilde herkesin kabiliyetine göre kemalata ulaştırır. Efendimiz Aleyhisselam'ı gören ashab-ı kiram bir anda ashab-ı kiram oldu. Süzülmüş altın oldu. Sanki Allah-u Teala'yı görmüş gibi oldu. O kadar değişti yani. Demek ki bu işte bir cezbe var. Cazibe var. O nur Efendimiz Aleyhisselam'ı takip eden dostlarına da akseder. Sünnet-i seniyye nuru. Efendimiz Aleyhisselam'ın nuru men ahya sünneti fakat ahyani. Sünnetimi ihya eden beni ihya etmiş, diriltmiş gibidir. O zaman seni gördüğüm adam bu sünnet ehlidir diye tesirleniyor. Bu böyledir. Buna Cenab-ı Hak bu İncil'i vermiş. Ben diyor sadece Habibimi severim. Bir de ona tabi olanları severim diyor. Bak.
Estağfurullah. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettebi'uni yuhibbukumullah. Eğer Allah'ı seviyoruz iddiasındaysanız bana tabi olun ki Allah sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin. Ali İmran suresinde. Demek ki Allah-u Teala'nın sevgilisi olmak istiyorsak sevgilisine Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmamız lazım. Böylece o sevgi muhabbet insandan insana akıyor. Cenab-ı Hak bir kulu sevdiği zaman Cebrail seni çağırır. Gel ey Cebrail, ben filancıyı sevdim. Sen de onu sev. Tamam ya Rabbi. Hemen nida ediyor. Ey gök ehli, Allah-u Teala filancıyı sevdi. Bana da emretti. Ben de sevdim. Siz de sevin. Bütün melekler onu sever. Aynı nida yeryüzüne de atılır. Yeryüzünde sevme kabiliyeti olanlar sever. Sevmeyen insanı sevemez. Mümkün değil. Dolayısıyla işte sevgi böyle oluşuyor. Ha? Takvayla, ibadetle oluşuyor. İşte böyle bir dost, Allah-u Teala'nın dostu, bir manevi hal onda oluştuğu zaman Cenab-ı Hak ona bir takım manevi kuvvetler verir. O kendini beğenen, seven, ona itimat eden kişileri manevi terbiyeyle yetiştirir. O halde ne yapalım? Hemen versen gönül hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. O halde sen de diyor gönlünü bunlara ver ki diyor Mevla'nın cemaline ulaşan yolu inşallah Mevla buldurur. Tur Dağı'na Cenab-ı Hak tecelli etti. Musa Aleyhisselam bayıldı. Bak Tur Dağı'na nurlarını akıttı. Ya Musa Aleyhisselam'a akıtsaydı nurlar ne olacaktı? İşte Efendimiz Aleyhisselam Mevla Teala ile alemden çıktı. Bu dünya aleminde biliyorsunuz Allah-u Teala hiçbir ayna gösteremez. Alem çünkü madde, cisim. Allah-u Teala cisim değil. Alemde Allah-u Teala'yı gösterecek, tanıtacak bir şey yok. Sadece sanatını tanıtıyor. Bu alem alamet. Allah-u Teala'nın ne büyük ilmi olduğunu bize gösteriyor. Ne acayip kudreti olduğunu, ne kadar tasarruf sahibi olduğunu, kemalatlarının ne acayip saklı kemalatları varmış ki ortaya onu döküyor diye bize gösteriyor. Kendini değil, sıfatlarını yani, sıfatlarının aksini diyoruz. Ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bu alemden çıktı, Miraç. Zaten onun için inkar ettiler ya. Normalde rüya gördüm deseydi kim diyecek, bir şey demezdi. Ama ben Allah-u Teala ile bizzat görüştüm dediği için inkar ettiler. Ebu İsa Hazretleri tasdik etti, sıddık oldu. İşte alemden çıktım Mevla'yı gördü. Geri gelmek istemedi. Mevla tabi dön geriye davet et kullarımı. Ta gelü ben göreleri didarımı. Git onlara davet et. Davetiye götür. Yolu adresi ver. Onlar da gelsin. Ama onların gelmesi ruhlu olacak. İmam-ı Azam Efendimiz 100 defa Allah-u Teala görmüş. Nasıl görmüş? Allah-u Teala'nın kendisi değil. Cenab-ı Hak ona bir hal nasip etmiş. Allah-u Teala ile muhatap olmuş. Ölçü içinde. Ama ölçüden çıktığımız zaman ahirette bila keyif olarak Cenab-ı Hak bize kendini gösterecek. Bu kafa gözüyle göreceğiz. Ama bu kafa gözü bu göz gibi değil. O acayip bir göz olacak. Çünkü bu kafa gözüyle ancak duvarın önüne kadar görüyorsun. Ahiret haliyle olacak bu işler. Mutezile mezhebi inkar ediyor. Allah-u Teala görülmez diyor. Nasıl görülmez? Allah-u Teala var. Ve sen seni de var etti. Sana da görme kabiliyeti verecek. Kendini gösterecek. Bu kadar kolay. Allah için çok kolay ya. Bizim için zor. Dolayısıyla buna inanmak asıl mesele. Ha? İnanç var ya, inanç ne kadar zor değil mi? İman işte Allah-u Teala bize elhamdülillah nasip etti. Katıksız iman, teslimiyet, ehl-i sünnet iman. Cenab-ı Hak imanımızı muhafaza eylesin, amelimizi güzel eylesin inşallah. İmanla beraber huzuruna varmayı nasip eylesin. Amme cüzünden Mutaffifin suresine geldik. Mutaffifin suresi 83. sure oluyor. 36 ayet oluyor. Mekke döneminde nazil olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Veylül lil mutaffifin. Eksik ölçüp noksan yapanlara yazıklar olsun. Mutaffifin demek ölçüde, tartıda noksanlık yapanlara yazıklar olsun. Ellezin o kimse bunlar ki izâ kitâlu alennâs. İnsanların aleyhine ölçerken yani insanlardan alırken ölçüyor mesela. Adam malını alacak. Adam buğday getirmiş bir çuval. Ölçüyor. Yestevfun. Yani kendileri insanda alırken tam ölçüp alıyor. Daha diyor. Bu kadar diyor. Ölçüyü tam veriyor. Ve izâ kâluhum evvezenuhum. İnsanlara vermek için ölçüp tattıklarında ise yuhsiru. Noksanlaştırıyor. Kendiliğini alacağı zaman tam tartıyor yani. Terazi öyle ayarlamış veya kapları değiştirmiş.
Mesela buğday kileyle. Bizim orada fındık mesela Trabzon Karadeniz'de kot derler. Kot. Kot kafa deriz yani. İçi boş, yuvarlak bir şey. O Anadolu'da teneke var. Yani bir ölçek vardır. O sabit bir şeydir. Onunla ölçer ölçer verirsin. Kile deniyor. O zamanki ölçüde ona kile deniyor. Böyle bir geniş bir kap. O kap ile ölçüp alıyor, ölçüp veriyor. Ama iki tane yapmış adam ölçüyü. Birini müşteriden alırken kullanıyor, diğerini verirken kullanıyor. Arada 100 gram, 50 gram, ben gençken hatırlıyorum. Zabıta yakalamış adamları, esnafı. Kilogramların içini oymuşlar alttan, içini boşaltmışlar. 1 kilo mesela 950 gram. 900 gram. İçini boymuş adam, matkapla. Şey yapmış, altına da gene kapatmış. Ama sonradan anlaşılıyor. İlla anlaşılıyor. Yamukluk gitmez. Hele Müslümansa hiç gitmez. Mutlaka onun cezasını çekecektir. Gavura gider. Gavur zaten gavur. Ya onu bırak. Müslüman, ben Müslüman diyen adama yamukluk gitmez. Uygun olmaz. Yürümez. Mutlaka bulur belasını. Yani Allah-u Teala gene ona acır da inşallah dünyada bulur da kurtarır. Ya bir de kabire inse, orada cezayı çekse. Ya mahşerde, ahirette olsa eyvah o daha fena. İşte bak ölçüyü, tartıyı yanlış yapanlar. Ela yazunnu. Zannetmezler mi, düşünmezler mi ulaike bu kimseler? Ennehum mebusun. Bunlar diriltilecek. Hesaba çekilecek. Gel bakalım. Şu saatte, şu dakikada şunu yaptın, bunu yaptın, şöyle ettin, böyle ettin. Her şey sorulacak. Ya. Bugün mesela 24 saat kendine bir kamera, kameraman tut kendine bir tane. 24 saatini çektir. Akşam git otur seyret bakalım. Beğenecek misin, kendini beğenmeyecek misin? Be adam işte hepimizi böyle çekiyorlar. İşte bunun çaresi var. İstiğfar. Kaza. Borçları ödeme. Kafayı kullanmak lazım yani. İmkan var. Elimizde imkan var. Hata da yapsak imkanımız var. Liyemin azim. Çok büyük bir gün için. Ya miktar 50 bin sene olan şiddetli bir gün. Orada büyük meseleler var. Muhakemeler var. Bekleyeceksin, bekleyeceksin, bekleyeceksin. Otobüs durağında bekledin yarım saat. Bıktın. Şikayetleniyorsun. Orada yarım saat mi, yarım gün mü, bir gün mü? 50 bin sene bak. Ya, oranın günü öyle. Yevm o günde yekumun nasu li rabbil alemin. Bütün insanlar Rabbül Alemin'in huzuruna dikilecek. Herkes hesaba çekilmek için Mevla Teala'nın huzuruna çıkacağız. Ya kella. Asla doğru değil yaptığınız. Böyle gitmez bu iş yani. İnne kitabel fuccari lefisi cin. Fuccar, facilleri, günahkarların kitabı, amel defteri siccinde. Ve ma edrake ma siccin. Siccin nedir? Sana onu ne bildirdi? Ey Habibim nereden bileceksin? Siccin nedir? Kitabun merkum. Yazılan, amellerin yazıldığı bir kitaptır. Amel defteridir. Ya. O amellerin zapt edildiği siccin. Gördün mü sen? Siccin görüldüğü zaman bu adam yandı deniyor. Veylün yevmezil mükezibin. O gün yalanlayanlara yazıklar olsun. Vey cehennem olsun. Yalancıların hali yazıklar olsun. Ellezine o kimseler ki bunlar yükezibüne biyemiddin. Din gününü, kıyamet gününü öldükten sonra dirilmeyi, hesaba çekilmeyi inkar ediyorlar. Dirildiği zaman eyvah meğersem bu hakmış. Kim bizi buradan kaldırdı? Vay merkadine haza ma vader rahman diyor yaz şerifte. Bu Rahman'ın vaat ettiği günmüş be. Vay doğruymuş be. Yandık geri dönelim. Nereye döneceğiz? Pazar kalktı. Dünya bitti. E ma yükezzibu bihi illa küllü mu'tedin esim. E ma yükezzibu bihi bunu inkar etmez. İlla ancak inkar eder. Küllü mu'tedin esim. Haddi aşan son derece günahkar. Günahta ileri gidenler bunu inkar eder. Adam kafir inkarcı. Geri Müslüman diyor ki bu gavurlar da diyor. Cehennemde yanıp yanıp sonra affedilecek diyor. Ya sana mı kalmış gavur affetmek? Adam gavur, kafir, inkarcı, kabul etmiyor, itirazcı. Niye affedecek bunu Allah-u Teala? Hani adam tövbe etse ben affet dese tamam. Adam sonuna kadar inkarcı. Ebu Cehil geberirken ne dedi? Ben daha çok düşman oldum dedi. Bunlar da Ebu Cehil'in aşağı değil ki. Kafir olarak giderse bir adam ne demek istiyor? Ben kabul etmiyorum diyor. Bir de Müslüman çıkmış diyor ki buna gavurlar da azaptan kurtulacak diyor. Bak bu Müslüman mı ahmak, o gavur mu ahmak? Ya sana mı kalmış Allah'ın hükmüne müdahale etmek? Bakalım kafalı. Hiçbir kafir, imansız giden kafir yani. Bitti. Daha onun kurtarma imkanı yok. Neden? Çünkü ebediyen kafir. Onun inkarı ebedi.
Hiçbir Müslüman da Allah'ın izniyle imanını kurtardığı için cehennemde bedi kalmayacak. O da ya kabir azabı ya mahşer azabı ya cehennem azabı mutlaka imanı olduğu için kurtaracak. Bak ne kadar şans görüyor musunuz? Ne kadar lütuf kerem Cenab-ı Hakk'ın ikramı. Ona göre dikkat edelim. Senin üzerine vazife değil. Kafirler Cenab-ı Hakk'ın düşmanıdır. Allah'ın düşmanıdır. Peygamberin düşmanıdır. Kitap düşmanıdır. İslam'ın düşmanıdır. Sen ne konuşuyorsun ya? Fetret devrinde ölen kafirler onlar toprak olacak. Yani fetret devri demek hiçbir peygamber, hiçbir hoca, hiçbir tebliğ, hiçbir kitap kimseye ulaşmamış. O kişiler o dönemde cehennemi boylasa Allah-u Teala onlara tebliğ etmeden kimseyi cehenneme atmam diyor. Cennete girmesi olmaz çünkü iman yok. O yüzden onlar toprak olacak. İmam Hazretleri'nin tespiti budur. Yani ulemanın en isabetli karar bu. Onun gayrısındakiler peygamberlerin döneminde yaşayan ve iman etmeyenler kafirdir. Efendimiz Aleyhisselam geldikten sonra zaten artık bitti. Tebliğ edilmiş oldu. Nice ülkelerde ashab-ı kiramın türbesi var, makamı var. Uğramış oraya. Cihat olmuş asırlarca. Boşuna mı savaştı bu millet ya? Ecdadımız boşuna mı cihat etti, şehit oldu? Sen şimdi kalkmışsın, gavur cennete girecek diyorsun. Neuzubillah. Kafirler cenneti bırak, cennetin kokusunu dahi duyamaz. Ya. Feddelnâ cülûdehum liyezûkul azâb. Onların derilerini değiştireceğiz, azabı tatsınlar diyor Cenab-ı Hak. Küllemâ nadıcet cülûdehum, her ne zaman derileri sertleşince, katılaşınca, yani yanıp yandıkça sertleşiyor ya, derilerini değiştireceğiz. Bak küllemâ, her ne zaman. Diyelim 10 senede, 20 senede, 100 senede derisi katılaştığı zaman tekrar yenisini Cenab-ı Hak ona verecek ki azabı tatsın. Cennette de aynı şekilde Müslüman taptaze. O da lezzeti tatması için. Bu Allah'ın hükmüdür. Allah-u Teala hükmünden dönmez. İnne Allah la yuhliful mi'at. Allah-u Teala vaadinden dönmez. Demek ki çok günahkarlar günah haddi açtığı için artık günah onu kaplıyor, ondan sonra inkar ediyor. O yüzden günaha ısrar etmek adamı dinden çıkartır. Günahta ısrar etme. İzâ tütlâ aleyhi âyâtunâ, onlara ayetlerimiz okunduğu zaman, Kur'an hükümleri, namaz, ibadet, zikir, faizden sakın, içki, kumar, zina etme dendiği zaman kâle der. Esâtırül evvelîn. Bunlar eskilerin masalları. Aynı değil mi işte? Bak şimdi yine ödüyorlar. Bu diyor Muhammed'in uydurduğu şeyler diyor aşağı. Bu diyor hocaların uydurduğu şeyler diyor. Aynı. Aynı çünkü onların torunları. Bakma Ahmet'ten, Mehmet'ten doğmuş ama asıl bunun dedesi, babası Firavunlar, Nemrutlar. Nesli öyle onların. Mevla Teala biraz karıştırıyor ki imtihan olsun diye. Yoksa Allah isterse Müslümanlar hep ayrı yere tutar. Gavur ayrı tutar. Herkes birbirini tanır. Yok. Karışık yapıyor ki imtihan olacak. Kelle asla doğru değil. Bel bilakis râne alâ kulûbihim. Onların kalplerini kaplamıştır. Mâ kânû yeksibûn. Kesbetmiş olduğu günahların şeyleri, siyahlığı, karaltısı, musibeti, kasveti onların kalplerini kapattı. Yani masiyetler, günahlar onların kalbini örtüyor. Başka ayetler, ehâtat bihi hatiyetuhu. Hatalar onu kuşattı. Daha artık çıkamıyor. Hatası, günahı, nefsinin arzuları onu çember içine aldı artık. Onun dışına çıkamıyor. O yüzden insan hata ettiği zaman hemen bir iyilik yapması lazım. Hemen bir hayırlı iş yapması lazım ki o hatayı silsin. Kella hayra ödeyle innehum onlar an Rabbim, Rablerinden yemezin o günde le mahcubun. Perdelenmişlerdir. Müminler Mevla Teala görür, onlar göremez. Mevla Teala görmekten bile mahrumdurlar. Ya. Gördün mü? Mahşer yerinde herkes Mevla'nın huzuruna gelince müminler Rablerini gördüğü zaman secde edeceğiz ha. Münafıklar da secde edecek ama bellerinde sanki bir korse, demirden bir korse gitmeye çalışacak, beli aşağı eğilmiyor. Ya münafık çünkü gösteriş için secde etmiş. Onlar kazık gibi ayakta kalacak. Müminler hemen Mevla Teala'yı görür görmez secde edecekler. Ya Rabbimiz inşallah secdemizi kabul etsin. Amin. Güzel secde edersek inşallah orada bizzat kendisine secde ederiz. Sümme innem lesâlu cahîm. Sonra bu adamlar cehenneme sokulacak, girdirilecekler. Meyukalu hazellezi kuntum bi tukezibun. İşte bu yalanlanmış olduğunuz azaptır denir onlara. Bak yalanladığı şey budur işte.
Bir adam ateş yakmaz, ateş yakmaz desen ne olur? Ne mi olur? Tutarsın ateşin parmağına, bak ne olur? Onun inkarı bir şey yaramaz yani. Ha? Su boğmaz dese at onu denize bakalım, boğuyor bulmaz. Demek ki inkarcının artık çaresi bu. Ateşe girince anlayacak. Kella, asla bu yaptığınız doğru değil. Hayır, hayır. İnne kitabel ebrar. İyilerin kitabı da lefî illiyyin. Bak öbürler siccindeydi. Kötülerin amellerini yazan defter siccin idi değil mi? Kitap. Lefî siccin. Siccin neymiş demek ki? Yazılmış, zapt edilmiş kötülerin amel defteri. İyilerinki ise lefî illiyyin, illiyyun. Yüksek makamlardadır. İlliyyun makamındadır. وَمَا اَدْرَاكَ مَا اَلِّيُّونَ اَلِّيُّونَ sana ne bildirdi Habibim, neden bileceksin? كِتَابٌ merkum, bu da kaydedilmiş, yazılmış bir defterdir. Ama يَشْهَدُهُ الْمُكَرَّبُونَ buna mukarrebler, Mevla'ya yakın olan melekler buna şahittir. اِنَّ الْاَبْرَارَ لَف۪ي نَع۪يمٍ muhakkak iyiler nimetlerle dolu cennetler içindedir. Alel eraiki yenzurun, koltuklara yaslanmışlar böyle, birbirlerine bakıyorlar. Nasılsın, iyi misin, ne haldesin, nasıl geçti dünya falan, nasıl kurtardın falan. Asıl orada, asıl havadis orada o. Televizyonun haberlerini bırak. Oradaki havadise bak, ne konuşacaksın orada. Şimdi onu ayarla. Ya arkadaşlar. Orayı hiç merak etmiyoruz. Bakalım akşam saat kaçta, 7'de haberlerde ne var falan filan. Kafayı takmışız oraya ama önünde bir olay var. Oradaki haberlerden haberin yok. Tarifu fi vucuhihim, onların yüzlerinde görürsün. Nadraten naim, nimetin parlaklığını. Ya nimetleri bulduğu zaman nasıl insan yüzü böyle gülüyor ya. Parayı bulunca, makamı bulunca, nimetler gelince dünyada insan seviniyor böyle, keyifleniyor. Orada işte asıl yüzündeki sevinçten, nurdan, böyle tebessümden anlaşılacak ki bu adam ne büyük nimet bulmuş ha. Evet, Cenab-ı Hak inşallah o hakiki tebessüme, o sevince bizi kavuştursun inşallah dostlarla beraber. Ya, asıl bayram o. Yuskavne min rahikin mahtum. Kendileri mühürlenmiş bir şerbetten onlara içirilir, sulanır, ikram edilir. Mühürlenmiş. Sonunda mühür var. Kıtam o misk. Sonunda kıtamı misktir, bitimi. Dibinde misk var ha. Niye? Bak, üstünde olsa misk, hemen miski içersin. Dersin tamam bitti. Dibinde var miski, dibinde. Yani hepsini içmek isteyeceksin ki dibine ulaşayım. Cenab-ı Hak sana o şerbeti içirmek için dibine misk koymuş. Yani dibindeki miski içeyim diye hepsini içiyorsun. Zaten orada doymak diye bir şey yok. Susadın diye de içmiyorsun. Lezzet, zevk için. Ve fî zâlike işte buna felletenâfesil mütenâfisûn. Yarışanlar bunun için yarışsın. Yarışma burada. Parayı alayım diye değil yarışma. O para bir der. Adam parayı almış ondan sonra hapse giriyor. Parayı bulunca bile toz tutuyor. Çünkü haram para. O kumarlarda kazanılan para haram. Ama asıl yarış bu bak. O rahikim mahtum mühürlü şerbeti içmek için onu elde etmek için koşun diyor Cenab-ı Hak. Tabi niyetin, ibadetlerde niyetin bu değil. Bu Allah-u Teala'nın ikramıdır. Asıl niyet Allah için. Allah için yapılması lazım ha. Ve mizacuhu min tesnim, onun karışımı, içine katılan bir, damlatılan bir katık var. Demek ki rahik, yani cennetlerin içtiği bir mühürlü su var, mühürlü şerbet var ama onun hıta, onun mizacı var. İçine katılan böyle damla damla aktılan bir şey var. Min tesnim, tesnim şurubundan. Bak bu da varmış, tesnim denen bir içecek var. Aynen bir kaynaktır bu. Yeşrebu bihel mukarrebun, bundan mukarrebler içer. Allah-u Teala'ya çok yakın olan dostları içer. Ya şimdi arada farkını aldık mı acaba? Çay içiyorsun mesela, çayın içine şeker katıyorsun. İki damla limon kattığın zaman çayın ama tadı ne oluyor? Biraz değişiyor işte. O tadılan, o katılan şey neymiş? Tesnim şurubu. O tesnim şurubu mukarreblerin devamlı içtiği bir şey. Diğerlerine ondan damla damla verecekler. Şimdi hangisine razısın? Ya bana o zaman namaz lazım değil, evvabin lazım değil der misin şimdi? İşrak namazı bana lazım değil, tesbih çekemem, tarikat dersi yapamam der misin şimdi? Bak, onların sürekli içtiğinden avam Müslümanlara damla damla verecekler. Orada itiraz edebilir misin? Ben tanımıyorum, ben de istiyorum.
Buradan alacaksın, buradan. Burada tesbihini, zikrini, Kur'an'ını, ibadetini bol bol yaparsan mukarreb olursun sen de inşallah. O zaman sana da o meşrubatı tamamını verirler. Nimetler böyle işte arkadaşlar. Biz kendimiz ne yapıyorsak burada yapıyoruz. İnnellezine ecremu, o günahkarlar var ya, kânu minellezine aminu yatakûn, dünyada Müslümanlara gülüyorlardı. Ey yamazlar, ay geri kafalılar, ey sakallılar, yok takkenler, yok bunlar namaz kılar, abdest alır. Eskiden takun yazı derlerdi ha. Eskiden bilirsiniz yani 78'lerde, 74'lerde meclise ilk defa Müslümanlar girince namaz kılanlar, o zaman takunya vardı. Takunyacılar diyorlardı. E ne güzel vasıf, takunyacılar elhamdülillah. Mescileriz biz, takunyacılarız, tesbihçileriz elhamdülillah. Bize ihaleci demesinler, mangırcı demesinler, namazcı niyazcı desinler, cübbeden sarıktan başka bir şey bilmezsiniz desinler, desinler. Biliriz, biliriz de onlar öyle biliyorlar. Elhamdülillah biz dünyada biliriz de fakat dünya bizi çekmesin. Dünyadan helalından alalım inşallah. Ahiret tarlasına binaları, değil mi? Köşkleri, bahçeleri dikelim. Buradan ihale burada ha. Cennet boş bir arazidir. Buradan ihalesi verilmiş. Namazlarla, zikirlerle, tesbihlerle, Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi el azim dediğin zaman bir ağaç dikiliyor ki gölgesi atlı süvari aylarca koşarak gölgesini bitiremiyor. Onun meyvesi nasıl olur? Onun kokusu nasıl olur? Onun yaprakları çıkarttığı o musiki, asıl musiki o. Buradaki dömbelek değil. Asıl musiki ruhu etkileyen şeydir. Bunlar nefsini etkilediği için aldanmışlar. Bugün bize kâvurlar gülüyorlar. Eza merrubim yetegâmezün. Onların yanından geçildiği zaman ya onun dairesine uğradığın zaman, yanına uğradın, bir şey var, uğradın. Oradan birbirlerine kaş göz yapıyor. Baba, sakallı geldi baba. Şeritleşiyorlar böyle. Kaş göz hareketi yapıyorlar. وَاِذَا اِنْقَلَبُوا اِلٰى اَهْلِهِمْ Kendi adamlarının yanına dönünce اِنْقَلَبُوا فَكِه۪ينَ Alaylı alaylı, keyifli keyifli. Şöyle yaptık, böyle yaptık. Bugün bize bir yobaz geldi, onu şöyle gönderdim. Şöyle ettirdim, böyle ettirdim, böyle süründürdüm deyip gülüyorlar, eğleniyorlar. Öyle değil mi? Öyle. وَاِذَا رَوْهُمْ قَالُوا اِنَّهَا اُولَا اِلَّا دَالُونَ Müslümanı gördüğü zaman bunlar sapık, sapmışlar. Bunlar dünyadan kaymışlar diyorlar. وَمَا اُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ Bunlar Müslümanların üzerine gözetici gönderilmedi. Bizim muhafızımız onlar değil. Melekler bizi gözetiyor. فَلْيَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ Bugün de, kıyamet gününde de, mahşer yerinde de müminler kâfirlerden dolayı gülecek. Onların haline gülecek. Ya al bakalım şimdi ha. Hangisi devamlı? Alel erâki yenzurûn. Koltuklara oturmuşlar böyle. Bakıyorlar filancı gavura ne oluyor? Falancı gavura ne yapılıyor? Filancı zındık ne oluyor? Orada gördüğün zaman inşallah oh diyeceksin elhamdülillah. Demek ki Rabbimiz intikamını alıyor. El sübbel küffârun mâ kânû yef'alûn. Nasıl? Kafirler yaptıklarının cezasını buldular mı? Buldular işte. O zaman işte bu söz nida edilecek. Ya. O yüzden kafirlerin lafına, iftirasına, şuna buna katlanmak lazım. Sabretmek lazım. Onlar bize ancak söz ile zarar verebilir. Ciddi bir zarar veremezler. Öldürse öldürse Müslümanı ne yaparlar? Şehit ederler. Ama Müslüman Allah için yaşarsa, dini muhafaza ederse Allah da bizi muhafaza eder. Dini muhafaza etmezsek, sünnetleri muhafaza etmezsek, dinde noksanlık yaparsak, dünyacı olursak o zaman Cenab-ı Hak kafirleri başımıza musibet eder. O yüzden kardeşler inşallah dinimizi güzel yaşayalım, ibadetlerimizi iyi yapalım. Hatim duası var diyor. Bir kardeşimiz iş kurmuş da hatim duası istiyor, yapmış.